Selam arkadaşlar, bugün sizlerle yeni yenilediğim Survivor Zombie Yenosu map'inin yeni sürümü çıktı. Bunu göstermek amacıyla video çekeyim dedim. Gösterdim, bu arada düzenleme modundayım göstermek için amacıyla. Hayatta kalmaya geçelim. Hikayenin şeyini falan tam oturtmaya çalıştım. Allah ne oldu oraya? Tam oturtmaya çalıştım. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şuna göstereyim. Görürsün zaten chatte 1 milyon tane şey çıkıyor. Şimdi artık bu buradaydı. Bu yani şuraya girdiğinde bu chatten şey yazılıyordu ama artık şuraya falan girdiğinde yazılıyor. Bunun alanını genişlettik. Ayrıca yeni yazılar falan da ekledik. Daha oyun daha akıcı olsun, güzel olsun diye daha güzel şeyler yapmaya falan çalıştım. Lütfen arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim ve beğenirseniz videolarımı sevinirim arkadaşlar. Onun harici pek bir şey istemiyorum. Şimdi amacım tek şey burada şey müzikleri falan kapattım. Önceki videoda çok kötü şey oldu. Ne denir ona? Artık müzik çıkmıyor gördüğünüz gibi. Neydi o? Çok kötü yankı falan yapmış, çınlama falan yapmış. O yüzden onu şey yaptım. Burada artık çıkmıyor. Ama videodan sonra maketi açacağım. Dur burada. Bunların zamanı da çok az, 10 saniye falan. Bunlar çok tehlikeli. Gel gel. Aa, burada onu da göstereyim. Şu yeni mantarlar şey, bunun adı, yani bu virüsün adını buldum bu arada arkadaşlar. Yeni bir ad buldum. Mantar virüsü diye bir isim buldum. Bayağı şey yaptım falan. Diğer oyunlara falan baktım. Virüs oyunlarına falan. Reklam vermeyeyim şimdi. Ban yemeyelim sonra. Virüs şeylerine falan baktım. Ondan sonra dedim ben de böyle bir şey yapayım. Hani kaliteli olur falan dedim. Kaliteli şeyleri severiz biliyorsunuz. Ondan sonra gittim. Şu minyatür şeylerinden böyle bir mantar şeyi buldum. Mantar görünümü buldum. Yaptım ondan sonra. Yalnız bunu herhangi bir zarar vermiyor. Tıklayınca falan yanına gidince zarar vermiyor. Sadece şu yeşil sıvı mı dersiniz artık buna. Ne dersiniz, onların içine çıkıyor sadece bunlar. Ya da mantarların içinde bu sıvılar çıkıyor. Siz bilirsiniz aynı şey ama. Aynı şey değil yani neyse. Bayağı canımız sıkmış bizim ha. Dur. Yankete basalım. Tabii gider ya. Şimdi hobide atlıyoruz duruyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi hayatta kalmaya geçmeyelim, çok uzun sürmesin. Tetiklerini göstereyim burada ben size. Ne gelip gelmediğini göstereceğim. Ne kadar çok tetik olduğunu göstereyim şöyle en sonuna gelelim. Arkadaşlar burada 46 tane tetik var. Şu 40 aslında 47 tane. Bunu saymayayım çünkü burada henüz bir şey yok. 42 olarak sayayım. 46 tane tetik var. Dur bunu yeni yapmıştım değil mi? 47 tane tetik var arkadaşlar. Ay benim matematiğim neyse. Şimdi arkadaşlar yani göstereceğim şey aslında pek bir şey yok. Ben oyunu tam pek bir şey gelmedi. Oyun beta sürümünden de çıktı bu arada. Yani aslında yeni sürüme gelen şeyleri değil de daha çok daha önceden gelen şeyleri de göstereceğim. Bunlar yeni sürümde vardı bu arada. Yeni sürümde geldi. Yani yapılışlar falan geldi Tipprops'larda. Yapılışlar falan geldi. İlk yardım kiti olsun, bandaj olsun, antibiyotik olsun. Antibiyotik bu arada çok yararlı. Mantar çorbasını öylesine getirdim. Çok bir şey yok. Zaten yapılışı o kadar mantıksız bir şey ki. Fasulye artı mantar falan. Fasulye aslında, fasulye dediğim şey yiyecek aslında, konserve yemek. Ama konserve yemekler daha çok böyle fasulye tarzı bir şey olduğu için böyle bir şey yaptım. Pek mantıklı diye olmadı biliyorum ama. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim şey değildi. Bu yeni sürümde geldi. Yeni sürümde gelmedi aslında bu. Daha önceden vardı, bunları göstereceğim. Hikaye şeyi var. Burada hani göstermiştim ya. Mesela adama ekmek getir filan. Hani göstermiştim ya hani. Adamımız aç filan demiştim. Önceki bölümü izlemeyenler bilir. İzleyenler bilir daha doğrusu. İzlemeyenler de hemen iyi butonunu izleyebilir arkadaşlar. Şimdi buradaki şeyimiz görev listesi falan var. Elimi göster. Bu değil burada. Bu değil. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bak. Bu nasıl yapıldığını falan göstereceğim. Şimdi burada burası diyalog bu arada. Öykü çizgisi. Yani burası diyalog. Burası hikayenin adı. Burası ikon yani. Hikaye açtığınızda sağ alt mıydı? Sol alt mıydı? Bilmiyorum. Sol alttaydı galiba. Sol altta şu şey gözükecek. İsterseniz şu
şöyle yaparsınız, hatta ben şöyle yapalım. Ekmek koyarsınız isterseniz, böyle olur ama ekmek koymayalım. Biz şunu koyalım. Tamam, bu o şey yani. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum, siz anlarsınız. Bu şey ise tetikleme hedefi, yani hangi yaratığa saltıklayıp da bu şeyi, hani kiminle konuşacağımızı falan seçiyoruz burada. Burada MB sivili var, yani Mega 5 sivili. Burada şey var, bunları boş verin. Yardım etmen lazım bu. Şu an bu yani. Adam ekmek getirir ama şehri saçma biraz. Adam ekmek getirir, hikaye ismi saçma, onu boş verin. Bu görev listesi ise, yani görev, nasıl bir görev olacağını falan şey yapıyor. Mesela eşyanı teslim etmeye yoksa yaratık öldürme falan, yani onu seçiyoruz. Bizim görevimiz bu. Mesela ekmek getirince şey veriyor, antibiyotik veriyor. Deneyim ödülünü sıfır yaptım, gerek yoktu. Burasına, yani görevi kabul ettikten sonra ben buraya hiç bakmadım. Gitmek şeyini falan ben yazmadım. Kendi otomatik yazıyor. Görev ama teslim etme şeyi, tabii ki de bunu açık yapıyoruz. Açık olmasa zaten bir işe yaramaz. Burası da biliyorsunuz arkadaşlar, şey yani göstermiştim şeyi. Arkadaşlar göstereceğim şey bir şey ise şöyle olacak. Bunu göstermeyeceğim daha doğrusu. Şimdi bir ışınlanalım. Bu ışınlanma da böyle oluyor. Bak dur, hatta kapatalım şunu. Şurada araç modu F3 yazıyor ya. F3'e bastığımızda şöyle bir şey açılıyor. Bunu bölge falan yapabiliyorsunuz. Bu bölgeleri yapabiliyorsunuz. Burası da konum, koordinat falan. Burası da koordinat, ne bileyim. Bak burada da bir koordinat var. Burası ise yaratık şeyi. Yapardık. Mesela diyorum yaratık şurada spawn olsun falan şeyi. Bu daha farklıymış aslında. Bunu pek göstermeyeyim. Neyse şu an ışınlanmayı göstereyim bu arada. Bu sadece yaratıcılık modunda oluyor. Bölge ileriye tıklıyorsunuz ya mesela. Şunu kapatalım. Şu an buradasınız ya da. Ya da şöyle yapalım. Mesela 46 mı? 47. 45. Tamam, 44 iyi. Yok ya, 44'te de burada hapis kalıyoruz. Yani göstereceğim şey ise aslında çoğunluk burada. Görüyorsunuz, kamera falan ekledim. Ama sırf söz, onların bir işlevi yok. Hani söyleme abi, şöyle şöyle bir şey oluyor falan demeyin. İşlemi yok. Şöyle bir şeyler göstereceğim. Hani bu haritayı falan göstereyim. Şuraya birkaç ev yaptım, görünüş amaçlı. Şu yani bu Mega Base'in şeyi ne? Şey aslında. Bu mantar virüsünün bu Mega Base şirketi, burası bir şirket bu arada, çıkacağını biliyormuş. Yani biliyor. Ve biz aslında hikayede şeyiz aslında. Virüs doktoruyuz hikayede. Ama bize sebebini bilmediğimiz bir şekilde anlatmıyorlar. Onu söylemedik hiç. Onun ayrıntısına pek girmeyeceğim. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde anlatmıyorlar. Ve ondan sonra macera başlıyor. Hikaye tam olarak böyle. Ha, bir şey daha göstereceğim. Burada gösterdim de. Şuraya metro gibi bir şey yaptım. Onu göstereyim. Ondan sonra başka şeyler daha göstereceğim. Bir dakika ya. Şuradan çıkabilir miyim? Buraları böyle bayağı bir dekorasyona koyduk. Aslında yani bu ikinci sürümü resmen sırf dekorasyon yani. Sırf dekorasyon ve ne bileyim chatte böyle bir şeyler yazıyor ya. Sırf o yani. Hatta şöyle... Yok gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor, pardon. Şimdi buraya ben bir görünmez blok koydum. Sebebini şöyle anlatayım. Görünmez blok alalım hemen. Tamam. Şimdi bu görünmez blok yok diyelim, tamam mı? Böyle gidiyoruz ya, bak gördünüz, şu an bile gördünüz. Böyle gidiyoruz ya, ışınlıyor bize. Böyle sola doğru ışınlıyor. Bu çok büyük sorun. Neden? Çünkü haritanın dışına çıkıyoruz. Haritanın dışına, oraya çıkmak yasak aslında. Oraya çıkıyoruz yani. Bu yüzden çok büyük sorun. Aslında olay şöyle bir şeydi. Burada bir adam falan olacaktı. Burada onunla sohbet falan edecektik. Konuşacaktık yani sohbet ederken. Ne bileyim, adam bize kızacaktı. Ne yapıyorsun sen burada? Benim işim gücüm var. Defol git falan diyordu. Aslında ben öyle düşünmüştüm. Ön izlemede öyle düşünmüştüm ama maalesef olmadı. Ya yani olmadı daha doğrusu. Sebebi de bu. Buradan geçemiyorum. Bunun gelişini eklemek de çok sorun olmuştu. O yüzden yapamamıştım da, bir dakika. Şuraya koyabilir miyim? Ha. Tamam, aslında burada da konuşabilir diyorsunuz ama çok şey yapmadım ya. Burada da konuşamaz çünkü burada da bayağı bir yeni sürümün sorunları var. Şimdi göstereceğim şey, bu çok da önemli bir şey değil. Burası değil.
Neresi? Burası dediği bayağı geride. 24 dediği nerede bu ya? Bayağı geride. Burada ne kadar çok bölge olduğunu görüyorsunuz. Burası değil. Ha, şimdi göstereceğim şey burada da. Şimdi arkadaşlar, bu evler hepsi şey yapılmadı. Bu evlerin hepsi yapılmadı. Anlamışsınızdır büyük ihtimalle ama bu evlerin hepsi yapılmadı. Şöyle bir sebebi var. Yani göstereyim şöyle. Bu evler yapılmadı aslında. Bu evler boşluktan ibaret. Hele şunlar, bunlar hele maket yani. Bunlar direkt maket. Bunlarda bir şey yok, görüyorsunuz. Sadece bazen şöyle bir görünüm plan yaptık. Hani ne bileyim, dışarıdan da güzel görünsün, o kadar da boş görünmesin diye bazen böyle bir odalar plan yaptım. Pek anlaşılmayan. Neden diyeceksiniz, bu kadar hani maket evler yaptım. Yani maket evden kastım şu, evlerin yapmadım yani. Bunlar maket olarak sayın. Böyle içine dışını plan yapmadım. Neden? Çünkü şöyle, bu evlerin içini ve dışını yapsaydım oyun hem kasacaktı hem de daha oyun bitmeyecekti yani. Oyun da hiç bitmeyecekti belki de. Belki de bir yıl sonra falan biterdi. Çünkü çok fazla oyunda ev var. Çok yok aslında, abartmaya gerek yok. Birazcık abartmayalım da. Ya uyuyamışsın. Abartmayalım ama oyunda çok ev yok. Ama kastırır diye hani çok da şey yapmadım ve çok uzun zaman alırdı. Ve hani gerek olmazdı. Tüm evinin içine girmek falan saçma olurdu. Mesela burası bir bank, tamam mı? Ama bunun herhangi bir içi yok yani. Herhangi bir içi yok. Bunun böyle bir kapsül ama içi dişi yok yani. İç, yani dişi var ama içi yok yani. Tamam, şimdi mesela bu evin her yeri var bu arada. Böyle ekmeği bulduğumuz ev, biliyorsunuz bu önceki bölümü izleyenler bilir. Ekmeği bulduğumuz yer burada. Herhangi bir düzenleme yok. Ekmeği zaten burada görüyorsunuz. Onun harici başka ne var? Buraya böyle bir yazı vardı. Penthouse. Penthouse galiba Google çevreden baktığıma göre çatı katı oluyormuş. Tam şey yapmadım. Ben de bilmiyorum ama Penthouse Google çevreden baktığıma göre çatı katı oluyormuş. İkinciye söyledik ama neyse. Şimdi burada da bir düzenleme yok. Burada dekorasyonlar gene görüyorsunuz. Palmiye ağacı falan koyduk buraya. Güzel olsun diye. Ha, burada size şöyle bir şey daha göstereyim. Şöyle bir şey var. Şimdi ben göstereyim hatta. Şimdi dur. Oyuna gir dediğimizi görüyorsunuz. Bak şurada görüyorsunuz. 938 yazıyor ya, bu minyatür şehirdi. O aslında minyatür şehirleri. Hani haritaya giriş süresini falan söylüyordu. Eskiden o yoktu. Minor'da yeni geldi o. Eskiden yoktu yani, çıkmıyordu. Ve neden bu kadar uzun sürüyor falan diyordum ben eskiden. Ama artık anlıyorum yani, ondan da oraya çıkıyor. Bu minyatür bloklara bağlı yani. Minyatür bloklar yani çok fazla olursa, yani dehşet derece fazla olursa diyorum. Yani nasıl diyeyim, 3000'e falan geçerse falan, bu şey bende 900'dü. Bayağı büyük bir map olduğu için 3000 falan geçerse bayağı uzun sürüyordu. Hani 1 saat falan yüklenmiyordu. Bayağı uzun sürüyordu. Ama galiba hızlanmış ya. Eskiden bu kadar değil. Biraz hızlanmış gibi. Çünkü ilk başlarda bayağı 900 olunca yani 2 saat giremiyordum. Şimdi 900 olunca 2 saniyede giriyorum. Neyse arkadaşlar, şöyle bir şey alalım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz.